Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Merş. Bugün sizinle Opposition modunda yeni bir seriye tekrardan hoş geldiniz. Moda bayağı update'ler geldi. Neredeyse her gün güncelliyor mod yapımcıları. Bug fix'ler olsun, yeni fokus stili olsun. Oynamanızı öneriyorum. Bugün sizinle arkadaşlar. Kim oynayacaktım ben? Nihal Hatırlıyor'la oynayacağım. Bu arada açıklamalar eklenmiş ülkelere. En sonki patch notlarından gördüğüm kadarıyla. Bunlara da bir bakacağız elbette. Teker teker. Video başlamadan önce arkadaşlar, kanala abone olup video like atmayı unutmayın. Kanalı geliştirmeye çalışıyorum olabildiğince hızlı bir şekilde. Yorum atın. Yorumların hepsini okuyorum ve cevap veriyorum. Videonun açıklama kısmında modun linkinden, yaptığım modların linkine, hem de Discord kanalımızın linkini bulabilirsiniz. Diyecek başka bir şey de kalmadı. Oyunumuza başlayalım. Önce açıklamayı okuyalım. 1920'de Mustafa Kemal'in suikastinden sonra özgürlük hayalleri bayağı bir hasar yemiş. Ve Türk generallerine ve yöneten kişilerin de manda fikrine yeşil ışık yakmalarına sebep olmuş bu. Sonrasında Amerikan otoriteleri çağrılmış ve Amerikan mandası olunmuş. Amerikan mandasını bir çözüm olarak görmüşler. Diyor. Diğerlerinkini de okuyabilirim. Nationalist Movement'la şeyi. Kuvayi Serra'yı. Çünkü ikisi de içimizden çıkıyor sonuçta. 1920'de şeyden sonra Atatürk'ün suikastinden sonra bağımsızlık fikri büyük bir hasar aldı. Ama diğer paşalar aksine, yani diğer paşaların mandaya getirme fikri aksine, Mustafa Kemal'e tamamıyla bağlı olan Türkler kendi etraflarında lokal bir government kurmuşlar Karadeniz civarında ve tüm bağımsızlığı destekliyorlarmış. Full bağımsızlığı. Kuvayi Sermayı da okuyarım. Bağımsızlık savaşının başlangıcından beri Çerkezeten ve askerleri silahlarla donatılmış ve Yunanlara karşı savaşmışlar. Belli isyanlar çıkartmışlar. Batı Anadolu'da belli isyanlar çıkartmışlar ve yer altından haydutluğa başlamışlar. Mandanın gelmesinden sonra el altından mandala şeye başlamışlar. Haydutlanmaya başlamışlar. Evet. Diğerlerinkini de okuyayım mı bilmiyorum. Çünkü bunları oynayacağım çoğunu. Seni okuyabilirim. Çünkü bir olayın yok şimdilik. Basmacı harekatını okuyabiliriz. Suriye'de Fox 3 gelmiş galiba. Almanları bir okuyalım. Malta'yı yani. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bir sürü suçlu kişi Malta'ya sürgün edilmiş. Ve bunların bazıları da Alman komandırlarmış. İsyancıları desteklemiş gelen Alman generaller ve en sonunda kendileri bir isyan başlatmış. Bukharin Sufi State basmacı harekatını okuyalım. Basmacı hareketi tüm hızla devam ediyor. Amerika tarafından zayıflatılan Sovyetler üzerinde iyi ilerliyormuş. Sovyetlere ağır bir darbe ettirdiği için çok güçlülermiş ama ne kadar İbrahim'in dayanacağı belli değilmiş. Burada öyle yazıyor. Daha fazla şey yapmadan başlayalım. Historical'ı gene açacağım. Ne oluyor, ne oluyor, ne ediyor bilmiyorum. Şu ikisini kapatacağım. Klasik ekstra modlarımız da girildi zaten. Hadi bakalım. Açıkçası diğer yollardan çok da eğlenceli olduğunu söyledi Nihal Atsız yolunun. Bakalım harbiden öyle mi? Zaten başlangıç klasik biliyorsunuz, gelen eventler falan şermanlar. Enjoy the mod. Bakalım bir değişiklik var mı Fox 3'imizde? Yok gibi. Yani bir şey kaçırmamışız gibi. Bu sefer Turkish Movement'dan gideceğiz. Hemen Situation of Country. Sivilimizi atalım. Askeriye verelim. 3 tane piyademizi de şeyleyelim. Yeri generalimiz var mı? Nope. Herkes tamamıyla aynı. Yeni Chief of Army'dir. Advisor'dır falan. Nope.
Hayır, AI'lar demand atamayacak. Fokus açıklamaları... Aa var! Fokus açıklamaları var. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Fokus açıklamamız var. Tamam, değişik olacak. Sivas Kongresi'nden sonra manda tamamıyla reddedildi. Manda zararlı taraflar tarafından tamamıyla reddedildi. Mustafa Kemal Assassination'dan şey yapamayız denmiş. Bir olay çıkartamayız denmiş. Burada zaten ülkenin durumunu öğreneceğiz. Bunların bir açıklamaları var mı? Belki bunları yazmışlardır. Bunu biliyoruz zaten. Peki hocam hala birlik basabiliyor muyum? Hala birlik basabiliyorum. Sivas Anlaşması bir tık istemeniz lazım. O doğru. Yeni şeyler var buralarda. Mesela Ermenistan'da Red Trade var. İlginç. Geçen sefer gördüğümü hatırlamıyorum. Onunki büyütüldü galiba birazcık. Ülkenin durumu. Ülke bölük, pörçük. Sıradaki fokusumuz. Ekonomik büyüme. Ekonomimiz neredeyse yok oldu. Ama devastation bizi birazcık kurtarabilir diyor. Okey, faiz zamanı. Suriye. Asim Anlatay'sı. Tarihsel yöneticiyi koymuşlar. Abdülmecit yine duruyor. Abdülmecit'i salmıyorum abi. Ben sultan istiyorum. Sultan fantezim var. Skillful. Speaker. Özgürüz ama bir anlamda değiliz. Bankruptcy var. Çok fazla borç aldılar galiba. Bir de farm var. Birin nerede? Ha. O kadar da bir şey yokmuş. Samsung olayları gerçekleşti. Amerika'dan Kayseri zımbırtısı. Amerikalıların uçakları şeydir. Famous'un Türkçesi neydi ya? Özgür diyeceğim, ne alaka? Popüler. Teşekkürler kendim. Kayseri'ye bir şey açabilirler diyoruz da. Pekala. Hocam lütfen şunu Diyarbakır'dan başka bir yere koyun ya. Bize gelsin o. Gene bu yolun ne getirecek olsa hiçbir fikrim yok. Hiçbir yerden izlemiyorum arasını. Aa. Abdülmecid'in portresi mi değiştirilmiş? Galiba daha güzel olmuş. Evet, kesinlikle böyle değildi. Amerikan motor fabrikaları. Endüstriyel motorize vehicle'lardan uzun süre boyunca şey kaldı. İzole kaldı. Kastamonu Kongresi. Amerikalılar bu konuda işbirliği yapmamız lazım. Hocam okeydim. 300 günde girdi. Aa! 3 istasyonla başlıyoruz. 2 değil. Hiç fark etmedim. Çok güzel bir şey bu da. Yarın 4 yapabileceğiz. Güzel. Yatırımlara gelince her zaman en parlak ülke olmadığımız belli. Hocam bir durdurup okumamız lazım. Çok hızlı ilerliyor çünkü. Ama hani Amerikan dostlarımızdan ayrı kalırsak kim olacak, ne olacağını kim bilebilir ki? Amerikan okullulara. Eğitimimiz çok düşük. Eğitim düzeyini Amerikan sistemine uygulayarak düzeltebiliriz diyor. Okey. Green Army Revolt'a ne kadar var? Daha var. Bunlara direkt kafa atmayacağım bu sefer. Convertlemeyeceğim. Çünkü var support kaybetmek istemiyorum. Eğitimin başına ödülleri falan koyacağız. Silahları alacağız. Sonrasında askeriye gideceğiz. Buna gitmeye gerek yok zaten. Kendileri çıkıyorlar sonuçta. TP gelişi şöyle birazcık daha arttırabiliriz. 0.62. Dışarıda yağmur yağıyor. Çok fena bir fırtına var. İn sesi gelmiyordur. Staying alone. Pekala. Bunlar hala kukla. O bir de ordularını yemiş çocuklar bunları. Pekala. Ethem'in başına ödül koyuyoruz. Çekistem hain ve terör saldırıyla bilinen birisiymiş. Batı Anadolu'yu resmen patlattı diyoruz. Başına belli bir ödül koymak insanları onu avlamasını sağlayacaktır. Abi 4 research slot, çok teşekkürler.
Hani sonunda development artı 300 trak ver. Trak istiyorum. İspanyol Savaşı. Kimi kazanacağını biliyoruz. O yüzden hiç bakmamıza bile gerek yok. Hisar kız. Başımızdaki abi gitti. Amiral'i gönderdik. RIP Amiral. Welcome to Hulk. Eski ekipmanları siz diyeceğiz. Buradan bir şey yapabiliyor muydum? Amerikan okulları legitimisi yapabiliyorum. Bir tur yapalım. Eski ekipmanları sizde. Herhangi bir silah, mermi sıksın yeter. Eski ya da yeni olsun, hiç umurumuzda değil. Bu isyancılara karşı işimize yarayacaktır diyoruz ki çok da doğru. Ben oyun hızını daha da arttırabiliyorum burada. Bir ayarlardan onu da yapayım. Şöyle PC'yi high performance aldığımız anda uçmaya başladık. Haydi bakalım. Irak bir şeyler geldi mi? Irak düz duruyor. Ermenistan fıkçısı ne kadar değişti? Değişiklikler var. Exile polisi mi? İlginç şeyler var. Ayrıca sütun boşa duruyor. Silah yönelmesini yapalım. Eski ekipmanlar çöktükten sonra Konya'daki settlement'ı temizle. Delibaş isyanından beri Konya isyanlardan asla kurtulamadı. Refet Paşa bir kere bu isyanların hepsini temizlemişti. Bir kere daha temizlese ne olabilir ki diyoruz ki evet Refet Paşa Kurtuluş Savaşı'nda yanlış bilmiyorsam isyan bastırma konusunda en fazla kullanılan elemanlardan bir tanesi Çekirdek'le beraber. Adam bir sağ fırlatıyoruz, bir sola fırlatıyoruz. Git şuradaki isyan temizle, buradaki isyan temizle diye. Ki temizliyor adam. Adam işini yapıyor. Onu yapamıyorum. PP'm yok. Bunu hesaba katmadık. Konya... Yep. Green Army Bandits. Buradaki şeylere de bir update yapılması lazım parti isimlerine. Baba o değil. Army. El alışkanlığı. Şimdi burada Afyon'u temizleyebilirim üstüne. Ya da jandarma izni alabilirim. Jandarma izni daha mantıklı geliyor. Ben anlaşmamın hemen gitmesini istiyorum. Şu Recruited Population olayından kurtulalım. Birazcık asker basabilirim. Şu an bir tane basabiliyorum galiba. Evet. Donanmacığım. Commander'ımız var mı? Commander'ımız hala yok. Donanma. Hello. Aa, buradan geçiremiyorum bu sefer. Naturality yüzünden. Donanmam kaldı benim. Wow, oyun niye takıldı? İlginç. Bir 30 PP daha olursa Afyon'u temizler. Amerika bize izin veriyor. Güzel, güzel, keyifli. Birazcık rahatlamış olması lazım bu. Evet. Hadi Can't Join Factions'a geçti. Zaten power geliyor. Bir tane daha yapsak. Army Organization. Tamam. Manpower mı? Şimdilik manpower ya. Şunu yapabilecek miyim acaba? 30 gün. PP'm gelirse evet olabilir de PP çok yavaş geliyor. Stability yerlerde radyoyu ver. Askeri anlamda buff'ımızı alalım. Vuhuu, dibimde yıldırım çaktı. Keyifli, güzel. Hoş bir gün. Hadi be oğlum. Yes. Aha. İsyan başarılı. Çok fena fırtına sesleri var. Şimdi Afyon'da temizleyeceğiz. İsyanı baya baya sağlamından küçültüyoruz. Üstüne manpower'ımızı da aldık. Buradan army debuff'ımızı da kaldıralım. İki birliğimizi de inelim. Ve bunlara da şimdilik şöyle koyalım. Yani 5 birlik.
Hop geliyor, gelmekte olan. Güzel. Ama Afyon demiriltisi olmadı. Olması gerekiyor muydu ki? Öyle olur diye düşünüyordum. Belki ben yanlış okumuşumdur, bilmiyorum. Geliyor Green Army Reward. Biz hatta stabil veriyor lan. Hani buna Fox'a gitmenize hiç gerek yok arkadaşlar. Bunu bekleseniz daha iyi. From the east to the south. Savaşıyoruz. Geliyor gelmekte olan isyancılar. Yine şöyle skansı da yaptık. Çerkez Rebellion. Birazcık daha bekleyelim de üstteki de olsun. Değil mi? Hazır fokus gidelim. Support equipment. Yes. Kürek. Hop geldiler. Amerika destekçileri. 10 askere çıktık. Ve evet. İsyan çok küçük çıktı. Focus. Daha sonra decision doğru çalışıyor. Uçağı unutmayalım. Uçak çok önemli. Dağılın hocam sen de. Dağıl, 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 dağıl. Dağıl. Hatta ben destek birlik indireyim iki tane size. 12 division. Teknolojimiz de ondan daha iyi olması lazım. Üniforma reformunu gerçekleştirelim arada. Dağıl hocam, dağılın, dağılın. Nerede ben elaylarımı da çağırmak istiyorum. Amerika yemişim naturalitini pektini gel. Kuklans isyan yedi. Bu ajanlığı açmaya başlayalım. Liran düşüşte gitti. Ne kalan? O da liraya mı olmuş o? Evet, Devlet lira olmuş. Güzel. Frank de eskiden. Güzel girişme. Hocam sıradaki şey bu olsun. Değişmesi gereken IT'ye. Abo. Abo. Hayırdır? İlerleyin. Ne yapıyoruz beyler? Bunu it bunu. Hayır, geri açtık. Ne oluyor bir anda? İlerle. Madem gidiyorlar, ilerleyin. Savaş biraz zorlandırılmış mı? Öyleyse güzel olmuş. Sevdim. Kayseri'ye basalım. Aynen, Kayseri'de bir sıkıntı yok. Hop, yanlış oldu. Amerikan birlikleri geliyor desteğe. Ya da ben az asker bastığımdan dolayı da olabilir, emin değilim. Bir tane daha indir. Undying Defender burada işimize yarar. Bir de ofensif var. Amerikan birlikleri geliyor. Discord'dan da beni arıyorlar. Videodayım arkadaşlar. Videodayım. İlerlemeye devam edin buradan. Amerikalılar çıkartma atıyor. Oy. Macera dolu Amerika. Abi o bizim Division'dan niye bu kadar kötü? Mehmet Efe o. Karşını Field Marshal. Şart mı kasmışlar? Okey. Radyomuzu da aldık. Stabilite de sıfır ya. O yüzden olabilir. Elimizi almamızın nedeni.
Şöyle gitsene. Gene bir şeyler oluyor oyun. Evet, güzel. Ben oyun yanıt vermiyor. Buradan ilerleyin şöyle. Peki. Hocam line'ı bir adam akıllı çizebilir miyiz? Şimdi ekipmanımız da bitmiş. Macera dolu Amerika bana birazcık Redis. Oğlum senin kuklanım lan. Ama Ermenistan kukluktan çıkmış. What? Ermenistan komünist olmuş. Ermenistan Sosyalist Republic. Peki. Efendim siz bana bir şeyler. Ney? Pekala. Abo, kimse bana bir şey atmıyor. Boşsa ilerlesenize kuzum. Evet. Planning kasın. Birliklerim harbiden çöp. Sino-Japanese var. Olur öyle. Adam topa ihtiyacımız var dediği gibi. Çünkü itemiyoruz. Piyadeyi piyade itemez. Neden topu olmadı sürekli? Macera dolu Amerikan'da çıkacağı yok. Yok öyle şeyler. Böyle reinforce destekleri falan. Oh be gereğinden daha zordu hani bu savaş. Böylece Kemalistler Allah bilir nasıldır ya. Amasya protokolü. Amerikan silah desteği. Yes. 3 tane. Olur. Hocam. Ay. Cevabı'nın portresi var. Siz vatan ailesiniz. Scientworkers. Scientworkers olduk. Bir işimize yaramadı lan. Adam kitapları yak. Güzel Kemalci de gitmiyoruz mantıken. Yakabiliriz. Bizim okul açmamız lazım. Benim hala Disorganized Armed Forces'ım duruyor. Peki onu nasıl kaldıracağım? Herhalde burada kaldırıyoruzdur. Aynen Focus on Military falan var. Bir söz slot alıyoruz. Güzel. Ya donanmam ya. İstanbul diyeceğim seni. Bunlar gidip şey falan katılmaz değil mi Sovyetlere? Dört günde birazcık fazlaymış adam. Aa. Ha, bunu gösteriyorlar artık böyle. Güzel.
Ben bunları okumadım. Diyeceğim. Tamam, bunlar askeri şeyler oldukları için boş. Şunu yaparken geri kalan fokusları okuyalım bari. Yeşil ordu zayıflattık, saldırmamız zamanı geldi. Çakezden ve askerleri ödenmiyorlar. Paraları ödenmiyor. Ne? Onların movement'ını ignorlayabiliriz. İlginç. Amasya protokolleri. Kemalistler'e gönderdiğimiz eleman Karadeniz'den geri dönmüş. Onlarla konuşmuş. Sonuçları bu konuşmanın sonuçları da ülkenin geleceğini belirleyecek demişiz. Kemalistler'in kitapçılarını topla. Kemalistler genç çocuklarımızı zehirledi diyoruz. O zehirli fikirleri yıllardır zehirlemekteydi. En iyi fikir Amerika fikridir demişiz. Çocuklarımızı daha fazla zehirlemeden izin veremeyiz demişiz. Evet, kesinlikle hocam. Yes. We are the mandate. Bak, Amerika bize ne güzel bakıyor. 3 tane silah gönderdi. Adam olanı da çok bile. Başımızdaki eleman emekli oldu ama eleman da göndermedi. Paşam, anlamadık. Kardım Karabekir'e alalım. Keşke daha önce alsaydım. Silahlar bulduk. Silahları alalım. Yoink. Bir kağıt arsaya geçtim. Orada 3 dolar bari birazcık. Bir tane daha basmaya başlattı. Karadeniz'in güvenliğini sağla. Kemalistleri zayıflattık. Şimdi saldırmamızın zamanı. Hadi bakalım. Logistik Company 1. Interpolis. Kazalar. Kazalar değil, kazılar. Evet. Hadi bakalım. Demokrasiye yok geldi. Nationalist Movement. Dayı hocam sınırı. Bunu yapmaya iyi güzel gideyim de. Hadi. Yani atak. Saldırın. Güzel bir tay aldık direkt. Ordumuz içinde koyduğumuz toplar çok işimize yarayacak tabii, yeterli topumuz varsa. Kadamın division da az. Yani bir de şey çağırırsam yok olacaklar tabii, macera dolu Amerika'yı. Yani. Yes 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 10 tane. Oh, 10 silah da. Güzel. Amerika bize bakıyor bakın. Tabii. Ne zannettiniz? Amerika bizim kurtarıcımız. Çok fena bir yıldırım çarptı. Lightning. Hocam ilerlemeye devam. Atı iteriz oradan. At sonuçta. Oo. Vahrettin Paşa. Hit counter atak yapıyor zaten. Burayı da vur, zayıflat. Şimdi burayla geri vur. Burayla da gir artık. Reinforce attı ama. O Kürdistan isyanı var bak. Lan Kemalistleri yedim. Anşus oldu. Yolumuzu belirleyeceğiz. Çok fazla günü başımızda bir adam olmadan geçirdik. İsyanlar çoğaldı. Bu durumu düzeltmenin zamanı geldi diyoruz. Burada ne oluyor hocam? Kingdom of Kurdistan. Kurdistan. Oo. Oo. Şey Sait. Hocam sen galiba bu senaryoda ölmedin. Vay 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 vay. Ne? Kürdüş Bismarck ilginçmiş. İlginç. Şey Sait kontrol.
Çok ilginç. Ben bunlara bir tık güvenmedim. Bir dayama gerçekleştirebiliriz. Governor problem. Dur. Bu hocam. Yes. Aga be, bunun altının galiba şey yok. Amerika'da var mı? Neyse, buraya kadar yapmışlar. Gelir elbette. Turkish Governor. Hadi bakalım. Turkish Movement seçeceğiz buradan. Abi gene Particle'a geçmek istiyorum da adamların şeyi vardır şimdi. Geçmeyeyim. Reform yapmaya devam. Hocam öyle bir dayama değil de şöyle bir dayama yapabilir miyiz lütfen? Yani Suriyelilere pek güven olmaz. Happy Farmers. Ranch'lar falan. Neyse bunlar da mevcut. Bu ne olacak? Oo. What? Biliyorsunuz bu Greater Armenia kurmuş bu. Buradan Turkish Organization diyoruz. Turkish Movements. Yusuf Hikmet Buyur. Letraiz. Kim olduğunu bilmiyorum ama gidiyor. Açıklama mevcut değil maalesef. Hadi bakalım Türk hareketi. Monopoly almaya yüklenebiliriz ya da yapabiliyorsak bir tane daha okul reformu. Yes. Şimdi Monopoly'ye. Birazcık fuel işimize yarar. 38 silah. Evet, birileri retraylandı. Kim olduğunu bilmiyorum. Türk gazetelerini legalize et. Hocam donanma yok galiba. Oyunlar diyor ki yedim donanmanı. Kullanamazsın. Kürdistan iç savaşı da bitiyor. Otuz sekiz lütfen. Bir de aklıma gelmişken. Yep. Bunlar hala isyanda. Fabrikam da yetmiyormuş ona. Okey. Hocam bu olanları mı tamir etsek ya? O %45 faşizm. İspanyol Savaşı'nda Franco kazandı. Şaşırmadık. Turkish Uprising. O yürüyüşler olacakmış. Aha. Türk gücü gitgide güçleniyor. Nasıl? Türk hareketi gitgide güçleniyor ve günden güne işte daha fazla güçleniyor. Yes. Türk Elder. Ne diyeyim? Bilge. Bilge Ziya Gökalp'in ve Namık Kemal'in kitaplarını toplamış olsak da o kitapların ruhu hala ülkemizde gitti duyulabiliyor. Onlara ya bir dur diyeceğiz ya da ülkeye geçirmeden izin vereceğiz. Kastamonu yürüyüşü. Yes, Kastamonu yürüyüşünü gerçekleştirelim. Ben de camı kapattım. Ülke liderimiz geldikten sonra da video bitirebiliriz. Biraz uzun bir video oldu ama seversiniz herhalde, bilmiyorum. Fokus gidemiyorum. Amerikan silahları, yes. 3 tane daha arkadaşlar ve bir tane konvoy. Siz hayatınızda böyle güzel mandacı gördünüz mü? Adam çalıyor ama yapıyor. Hocam bir de şunun ismi bağlanmış, haberiniz olsun. Desecin ismini koyun. Particle geçti de artık hani. Particle mobilizasyona. Bizim tren yok. Şu üretim bir adam akıllı oturtabilirsem çok daha fazla fabrika ihtiyacım var. Biraz zor olacak. Çok mevcut değil. İki yeni asker daha Kürdistan sınırına. Bu iç savaş bitmeyecek gibi gözüküyor. Çünkü kötü bir de cizire yürüyemiyor nedense. Ankara yürüyüşü.
Ankara yürüdükten sonra buna gidebiliyoruz. Hani şeye gerek yokmuş. Kayseri yürüyüşüne gerek yok. Ama yapmamız daha iyi. Weekly Stability. Ülkede şu anda büyük yürüyüşler yapılmaktı. Yes, yeni fabrika. Ankara'ya birazcık daha. 6 gün, 5 gün. Turkish Uprising. İç savaş mı yiyoruz lan? Bakalım ne oluyor. Amerika'dan kurtuluruz. Faşist konsey ülkenin başına geçiyor. Amerikan manalarından çıkıyoruz. Sivas Anlaşması da kalkıyor. Gördüğünüz gibi internasyonel falan oluyor. Bir yandan da yürüyüşümüzü de gerçekleştirelim tabii ki. Daha fazla weak stability ve war support zaten işimize gelir. O. Nihal Bek. Harf hatası var. Ama gördüğünüz gibi Hüseyin Nihal atsız geldi ve Turkish Empire olduk. Unruly Phalangist. Unruly falan. İlginç. Nihal'ın Phalangist olabileceği hiç aklıma gelmezdi açıkçası. Ama bu evrende neden olmasın? Bayrağımız çok güzel oldu. Sevdim. Bundan sonra güvenilir arkadaşlar. Fokus stream'den aşağı doğru ilerlemeye devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olup video like atmayı unutmayın. Yorum atın, yorumların hepsini okuyorum. Modun linkini açıklamada bulabilirsiniz. Yaptığım modların linkini aşağıda bulabilirsiniz. Kullandığım modların linkini aşağıda bulabilirsiniz. Ve Discord kanalımızda aşağıda bulabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.